Evet dostlar, devam ediyoruz ve huzurlarınıza Samet Acar geliyor. Samet Acar, nasılsın? Allah'a şükür, sizlere sormalı. Allah'a ikna versin. Kısaca tanıyalım sizi, buyurun. Aslen Erzurum Oltu, İnciköy'ü doğumluyum. Görev olarak da Manisa Akhisar'da görev yapıyorum. Akhisar'da da aynı zamanda da ilçe müftümüz Yusuf Eviş hocamızın teşvikiyle Hilaliye Kur'an kursumuzda hafızlığa başladım. İkiyle gidiyoruz. İnşallah Rabbim tamamlamayı nasip eder. İnşallah. Sizin için dua ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Babanızla gelmişsiniz herhalde. Evet, babamla geldim. Burada mıdır, görebilir miyiz efendim cemalinizi? Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi Samet'im, seni bir futbolcuya benzetiyorlarmış. Meşhur bir futbolcu Rooney'e, doğru mu bu? Hatta bununla alakalı bir hatıran varmış. Doğrudur. Göreve başlamadan önce çiğ köftecide çalışıyordum ben. Bir genç içeri girer girmez, abi sen Rooney'nin kardeşi misin dedi falan. İşte öyle bir hatıramız, evet, oldu. Kardeşim çiğ köftecide çalışıyorum. Enteresan bir soru vücuda. Hocam bir şey sormak istiyorsunuz. O betere yahut işte videonuzda bir şey ilahi okuyorsunuz. Evet. Çok böyle yanık bir sesiniz var, öyle anlaşılıyor. Birazdan dinleyeceğiz de. Mustafa Bey, müsaade eder misiniz o ilahiden birazcık bir... bize duyurabilir mi acaba? Tilavetten böyle... sonra alsak olur mu hocam, mahsur olur mu? Estağfurullah, siz bilirsiniz. Tamam, ama o zaman... onu yapalım, olur mu? Tabii ki. Eyvallah. Memnun oluruz ve izleyenlerimiz de tabii ki bunu hasretle beklemekte, ama öncelikle tilavetinizi dinleyelim. Sonrasında hazır mısınız inşallah? Hazırız. Buyurun efendim. Merhaba olsun. Ve şimdi söz Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
Samet kardeşimize teşekkür ediyoruz ve kendisi için puan istirham ediyoruz efendim. Buyurun. Teşekkür ediyoruz ve ilk sözü Halil Hocam. Evet. Size bırakalım. Buyurun. Sevgili hocam, değerli kardeşim, çok güzel okudun ya. Allah razı olsun hocam. Teşekkür Sarı ederiz. Hocam gibi oldu değil mi? Evet. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. O beklentiyi ilahi duyduğum zaman bende oluşturmuştu. Yani bu kardeşimiz güzel okur diye. Öyle bir beklenti oluşmuştu bende. Yanıltmadın, güzel oldu. Mustafa'cığım, az önce izin istemiştim sizden. Şimdi İlahi. De evet, ilahi konusunda değerli dostumuz. Madem hadi tabii, bizi tabii. Bir de böyle al, yükselt bizi, ruhumuzu yükseklere taşı çıkart. Hocam, Vetere'deki güzel. İlahi mi yoksa başka bir ilahi mi? Ne nasıl isterseniz. Ama Vetere'deki ilahi de güzeldi bence. Olur hocam. O daha sağlam galiba Mustafa. Nasıl isterse. Sizin bir arzunuz var mı Mustafa Bey? Ben sanki seyreyle güzel. Ha, o da olabilir. Erzurum'u da görünce. Eyvallah. Öyle geldi içimden ama biz kararsın. Biz Abdülsamed'e bırakalım. Karar sesi de güzeldi, bitirdiği yer. Harikaydı. Ama sen karar ver. Diğerini söyleyeyim hocam. Tamam. Ne zaman anarsam seni karar. Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım, senden gayrı gözüm yaşım kimse Allah'ım, senden gayrı gözüm yaşım kimse dersinmez Allah'ım. Harikasın. Tebrik ediyoruz. Evet, yüreğine sağlık. Çok kısa yorumlamak isterim katkı mahiyetinde. İnşallah. Az evvelki tilavet buyurun. İcrasını. Neden o kısa ayetleri de nefesiniz yetmiyormuş gibi bölüyorsunuz? Yani orada bir kurgu mu var? Mesela inne fî halgis semâvâti vel ard vaktilâfil leyl, öyle bir yerde durdu değil mi? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَكُعُودًا diyor. Gidemiyor mu nefes ileriye doğru? O ayeti hocam, bitiremiyor mu? Çok rahat gider de ya neden heyecandan yani ha. Kesilir, sesim kesilir. O yüzden bak, o yüzden. Tekrar etmek lazım. Yani İhtiyatlı buraya gibi. Şüphesiz buraya gelince, geleceğinizi bildiğiniz için okuyacağınız yeri çok çalışmak lazım. Hani var ya, tekrar ahsen ve levkâne 180. Yani mümkün olduğu kadar çok tekrarda güzellik vardır. Her şeye rağmen sen güzel adamsın. Eyvallah. Güzel okudun. Ağzına sağlık. Mehmet Ali Sarı hocam. Buraya gelmeden evvel bu hafız kardeşlerimiz ve okuyucu kardeşlerimiz okuyacağı kısımları bir etüt etmeliler. Bilhassa o geçici vakıflar çok önemli. O zaman heyecanlanmazsınız işte. O orada nerede kalabilirim? Kalınacak yerleri de iyi seçmek lazım. Ve sesi ona göre bir antrenmandan geçirmek lazım. Çünkü buraya da bir şeyle çıkıyorsunuz, bir arzuyla, bir hedefle çıkıyorsunuz. Öyle olması lazım ama biraz eksik çıkıyorsunuz galiba. Sesiniz çok güzel. Allah razı olsun hocam. Okuyuşunuz gayet güzel. İnşallah daha güzel olursunuz. Tebrik İnşallah. Ediyorum. Osman Egin hocam. İnsanlar ikiye ayrılır Mustafa hocam. Bir tanesi şehrin büyüttüğü insanlar. Yani İstanbul'dan, Ankara'dan işte vaha sayarlar. Bir de şehri büyüten insanlar ya hocam, vardır. Hocam bugün ne güzel girişler yapıyorsunuz. Hocam müthiş. Şehrin büyüttüğü insanlar, şehri büyüten insanlar. Harika.
Akhisar denince benim aklıma böyle bir şey gelir. Zeytinyağı vesaire falan gelmez. Merhum Şahin Yılmaz Hoca gelir. Evet. O Akhisar'ı büyüten, Akhisar'dan böyle büyüyen bir insan değildir. Akhisar'ı büyüten bir insandır. Biz Akhisar dendiğinde aklımıza merhum Şahin Yılmaz Hoca gelir. Akhisar'ı, Hilaliye'yi, Hilali adıyla, orada bir eğitim vakfı var, kurduğu bir vakıf o, hafız fabrikasına çevirmiştir. Bildiğim kadarıyla bugüne kadar, hatırlayabildiğim kadarıyla Mustafa Hocam, 3000'in üzerinde hafız yetişti oradan. Ve geçen seneki bizim Kur'an kursları arasındaki hafızlık yarışmamızda Türkiye birincisi İbrahim Akhisar'dan çıktı. İbrahim doğru mu? Avcı, evet hocam. Ya doğru değil mi? Dolayısıyla şimdi Akhisar da mümbit bir yer, belde haline gelmiş, hem toprağa mümbit hem de siz de öyle güzel bir yerden geliyorsunuz. Tilavetiniz de oraya uygun. Samet Hocam, Abdusamet Hocam, gerçekten tilavetiniz de gerçekten uygun. Ufak tefek eksikler var. Hocam da ifade etti. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ De kaldın. قِيَامًا وَقُعُودًا'a gitmene gerek yok. Ama bunlar da çok tatlı böyle nazarlık şeylerdir, hatalardır. Evet. O güzel hatalardır onlar. Hem de buradaki şey, ifadeler daha sonra sizin aklınızda kalır. Bir güzellik daha gördüm ben sizde. Ben müftünüzü tanımıyorum ama güzel bir insan demek ki. Bak, sizi görmüş hocam. Sizin sesinizi, ondan sonra kendinizi vesaire falan sizi hafızlığa başlatmış. Bak o da çok güzel bir şey hocam. Yani idareci demek, Mehmet Ali Sarı hocam çok özür diliyorum. İdareci demek sadece böyle gel, git, otur, kalk, zamanında geldin mi, gittin mi diyen değildir. Biraz insanın hayatına, insanın siretine dokunandır hocam. Mahiyetini tanıyan. Tanıyacak, dokunacak ne, bir de. Kimde ne cevher var, tabii, onları ortaya tabii, tabii, tabii. Onu bilecek, onu şey yapacak. Onun için ben sizi burada görmekten çok mutlu oldum. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim benim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı efendim akşamlar izleyenlere ve hayırlı sahurlar temenni ediyorum. Eyvallah hocam. Samet Acar için şimdi puan vaktidir. Ve Samet Acar'ın ilk puanını Halil Necipoğlu hocam sizden alalım. Evet, teşekkür ederim Mustafa. Bu değerli kardeşimizin sireti suretine de gelmiş. Çok böyle sesi güzel, kendi güzel, yüzü güzel. Çok etkileyici, güzel güzel. Al bir güzel yüz. 100 tam puan. Mehmet Ali Sarı hocam. Tebrik ediyorum. Samet. Allah razı olsun. 96 puan veriyorum sana. 96 puan. Osman Egin hocam. Abdülsamet hocam, ben de tilaveti çok beğendim. Ses kullanma beceriniz de güzeldi bence. Teknik olarak da çok böyle şurası diyebileceğimiz bir hata yoktu. Dolayısıyla yüz vermemem için bir sebep yok. 100 tam puan. Şahane. Tam puandan 4 eksikle 296 puanla hocalarım puanladı. Samet kardeşimizi bir kez daha alkışlıyor. Böylece uğurluyoruz sahnemizden. Tebrik ederim.